Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bir kripto coin değerlendirmesi olarak arkadaşlar özellikle yine bir liste karşımızda. ATH'ından uzak olan ATH gelmeyecek olan altcoinler babında işlerinde bir de SLP var. Şimdi e, SLP'de aslında buradaki analist de söylüyor e, mantıklı bir şey söylüyor. Şimdi diyor ki mesela e, şu an itibariyle ATH fiyatı 0.32'lere yani eski ATH fiyatlarına e, geri gelirse 13.6 milyar dolara piyasa değerinin yükselmesi ve e, popüleritede 10. sıraya gelmesi lazım. 166 olan rankıyla birlikte SLP'nin. Şimdi buna tabii ki sebebiyet veren şey şu oldu arkadaşlar yani sürekli bir e, düşüş babında. Adamlar doğrudan doğruya yani bunu yönetemediler işin aslında açığı bu. Yönetemedilerden kasıt da sürekli olarak arz bastılar. E talep arzı karşılamadı. E, dolayısıyla ne oldu? Fiyat paritesi düştü. E, arz artışında kısıtlamaya gittiler. Bu da elde tutma oranlarını biraz güçlendirdi ama yeterli değil. Eğer SLP ATH vesaire hedefleyecekse arz basımı değil, yakım gelmesi gerekiyor arkadaşlar bunu söylemek lazım. SLP geldiğimiz noktada artık şuna doğru yani kısa vade hareketlerinde örneğin piyasa açıldığında SLP ciddi tırmanacaktır. bunu düşünüyorum. Ancak bu bağlamda kalıcı uzun vadede istikrarlı hareketler için yakın şart SLP'de arkadaşlar hiç değilse arzın azaltı arzı durdurmaları lazım, arttırmamaları lazım. Maalesef aksi durumu kendi coinleri olan AXS'ta bile yapıyorlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.